Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. İdare hukukuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu cümleyi kurmayalı uzun bir süre oldu. İdare hukukunu biliyorsunuz KPSA grubu kaymakamlık idare hakimlik için anlattığımız oynatma listesi yani idare hukuku oynatma listesi arkadaşlar 23 videodan oluşuyor. Bu 23 videoda, videoda 657 devlet memurlar kanunundan ve devlet teşkilatından A'dan Z'ye bahsettik. İdare hukuku bununla bitti mi? Tabii ki bitmedi. Karşımızda arkadaşlar idari işlemler, idari sözleşmeler, kamu hizmetinin görülme usulleri, idarenin mal edilme yöntemleri, kolluk, idarenin mali sorumlulukları bunlar kaldı. Şimdi biz bunların notunu hazırlamak sadece bir videonun notunu hazırlamak arkadaşlar 9 saatim aldı. Sadece bir video bak o kadar emek veriyoruz. Tabii idare hukuku o 23 videodan Ekstra farklı olarak da yeni bir sistem, yeni bir formatla çekilecek. Bu bir. İkincisi anayasa hukuku yeni sistemle çekiliyor. E, i̇zliyorsunuzdur, izlemişsinizdir, görmüşsünüzdür. Ona ekstra olarak da bir tık daha üstüne çıkıyoruz idare hukukunda. Anlattığımız videonun sonunda o videoyla ilgili çıkmış en az 3-4 soruda çözeceğiz. Yani çıkmış sorular çözeceğiz. Bunun işareti ne? Yani bak anlattık. Anlattığımız yerden böyle sorular sormuşlar. Ona göre gardını al. Bunu dedirttirmek için arkadaşlar mükemmel denecek derecede bir idare hukuku serisini tamamlayacağız. 23 videoya ek olarak 24 ve kollukla başlayacağız. İdari sözleşmeler, idari işlemler bunlarla devam edeceğiz. İdari mali sorumluluğuyla da arkadaşlar tüm seriyi tamamlayacağız. Anlattıklarımı tek tek anlatacağım. İdari mal edinme yöntemleri de var. Bu bittikten sonra şimdi biz düşündük dedik ki kısa bir şu açıklamayı yapayım arkadaşlar direkt derse geçeceğim dedik ki eğer dedik biz bu notların hazırlanmasını tamamlanma ciddi bir vakit alıyor tamamlanmasını beklersek birçok idare hukuku bekleyen arkadaşlar için de sıkıntı olacak ciddi bir talep var o zaman dedik hazırlanmış olan notların videosunu çekelim yükleyelim ve bu notları temin etmek isteyen arkadaşlara da idarehukukoretir.com www.hukukoretir.com adresine yer alan notları temin edebilirsiniz. İşte bu notları yani idare hukuku notlarını doğrudan temin edebileceksiniz. Ama şimdilik yani bir hafta 10 gün verin bize bu notları tamamlamak için. Bunu, bu videolar yüklendiğinde notların 23 videoluk notların tamamı size gelecek. Bu not da size gelecek. Bunun ardından yüklenen her videonun da notu ekstra size gelecek. Yani siz bir defa aldığınızda o notu ekstra tamamlanana kadar da tüm notlar sizin mail adresinize video yüklenecek not gelecek. Video yüklenecek not gelecek. Bu şekilde arkadaşlar bir hafta veya 10 günde tüm idare hukukunun notlarını size göndermiş olacağız. Tamam. Tabii ki bu söylediklerimi 10 gün sonra dinlemişseniz notların tamamı zaten hazırdır. Bir bütündür. Videolar da bir bütündür. Notu satın alırsınız. Notu temin edersiniz. Ve videolara geçer izlersiniz. Ve şunu gönül rahatlığıyla söylüyorum arkadaşlar. Şöyle bir dua edeceksiniz. Hocam inşallah şu gireceğim kaymakamlık sınavında hakimlik sınavında öyle zor sorsunlar ki sadece biz yapalım. O kadar detaylı ve o kadar üzerinde önemli yerlerin üzerinde durdum ki diyeceksin ki inşallah bu soruları zor sorarlar ki sadece ben yaparım. Bakın idare hukukunda şu anda senin müthiş derecede ön yargıların ve bitmez tükenmez gibi kalın kitaplar önünde duruyor olabilir. Bunların siparişini yeni vermiş, yeni temin etmiş olabilirsin ve bunların yüzünü açmadan sadece şu videolar ve notlarla bu işi halledeceksin. Sen bana güven. Tamam? Ben idareyi param parça ettim. Nasıl? İdareyi bölümlere ayrıldım. 657 dedim, bir tokatladım. Dedim ki devletin merkezi teşkilat yapısı, yerel yerinden yönetimler, hizmetsel kuruluşlar bunlardan bahsettim. Bunları da param parça ettim 23 video. Tamam mı? Sonra işte şimdi anlatacağım kolluk, idarenin kolluk faaliyetleri. Bunu bir video yaptım, bunu parçaladım. Sonra idarenin mal edilme yöntemleri, bunu parçaladım. Yani idareyi bölüm bölüm ele alıp bölüm bölüm yok ettim. Sen de bölüm bölüm öğreneceksin. Tamam mı? Ve emin ol ki idare senin için artık kek sorular haline gelecek. İşaretleyip geçeceksin. İdare hukukunun da ekstra bir cümle daha kurayım. Direkt derse geçeceğim. Ve benim bu yeni sistemle ve arkasından da çıkmış soruları desteklediğimi görünce arkadaşlar muazzam bir seri olduğunu sen de bunun farkına varacaksın. Şunu diyorum arkadaşlar. o kadar zor çıksın ki sadece ben yapayım diyeceksin. Şunu diyecektim. İdare ee, idare hukukunda arkadaşlar konu çok fazladır. Yani konu başlıkları çok fazladır. Ve buradan eğer istesinler o kadar detaylı sorarlar ki seni ters köşe yaparlar ki şaşarsın kalırsın. Ama biz çıkmış soruları da baz alarak bundan sonra çıkacağını düşündüğümüz soruları da baz alarak öyle bir not hazırladık. Ve bu notların üzerine bir video hazırladık. Videolar hazırladık. Videolar serisi hazırladık. Yeni sistem. Tablet. istediğim zaman ekrana geleceğim. İstediğim zaman ekrandan çıkacağım ve dersi bu şekilde anlatacağım. Ve sen de bu notları önüne koyacaksın. Pat 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 pat, pat videoları bitireceksin ve sonra da hakim olup çıkacaksın. Kaymakam olup çıkacaksın. Tamam? Son bir şey, idare hukukunun artık buradan tamamlamış olacağız. Instagram Hukuk Öğretir sayfasından, Twitter'dan bizlere çok rahatlıkla yorumlar kısmından da ulaşabilirsin. Haydi arkadaşlar derse başlayalım. Biliyorsunuz ben derse arkadaşlar 20 dakikayı geçirmemeye çalışıyorum. Bu konuşmadan itibaren 20 dakikamız süremiz başladı. Bakak bakalım ilk videomuz yeni sistemle nasıl olacak? Çık ekrandan. Arkadaşlar kolluk. Kolluktan kastımız ne? Bizim devlet kamu düzenini sağlamak için bozulmuş olan kamu düzenini tekrar yerine getirmek için bozulmuş olan kamu düzenini yerine getirmek mevcut olan kamu düzenini sağlamak için giriştiği her türlü faaliyete ben ne diyorum kolluk faaliyeti diyorum. Yani kamu düzenini sağlamak için devletin çabası. Tamam? Bozulmuş olan kamu düzenini tekrar sağlamak için devletin çabası. Tamam? Şimdi bakın arkadaşlar idarenin kolluk faaliyetleri idarenin kamu düzenini korumak ve sağlamak amacıyla giriştiği tüm faaliyetler olarak tam tanımlanabilir. Peki burada aklımıza gelen şey ne? Kamu düzeni nedir? Değil mi? Şimdi kamu düzeni sağlayacak da devlet. Kamu düzeni nedir? Kamu düzeni dediğimde karşıma 4 unsur çıkıyor. 4 unsur. Birincisi güvenlik, ikincisi dirlik ve esenlik, genel ahlak ve genel sağlık. Mesela gelecek fix sorulardan bir tanesi şu olabilir. E, vatandaşlıkta da bunu soruyorlar arkadaşlar. E, kamu düzeninin unsurlarından biri değildir. Aşağıdaki hangisi kamu düzeninin unsurlarından biri değildir? 4 tane. Şıklar 5 beş tane. 5incisi olur arkadaşlar cevap olur. Geçtim. Şimdi arkadaşlar güvenlik nedir? Güvenlik bireylerin can ve mal güvenliğini sağlamak için alınan önlemlerin tamamıdır. Bireylerin can ve mal güvenliğini sağlamak için devletin aldığı tedbirler neymiş? Güvenlikmiş. Trafik önlemleri. E, trafik önlemleri için yapılan e, trafik kontrolleri, uygulama noktası, iş kazalarına ilişkin tedbirler, kişi dokunulmazlığı, konut dokunulmazlığı, binaların yanma ve yıkılmasına karşı alınan önlemler. Mesela bina yıkılmaya yüz tutmuş, binayı yık yıkma kararı alıyor devlet. Ne için bunu alıyor? Vatandaşın güvenliğini sağlamak için alıyor. İçindekiler insanlar o çökme durumunda e, herhangi bir e, can ve mal kaybına yol açmamak için bu tedbir alıyor. O binanın yıkılmasına karar veriyor. En son e, İstanbul Kartal'da yıkılan binalar. Buna en basit bir örnektir. Devam ediyorum. Dirlik ve esenliği sağlamak. Bakın arkadaşlar. Dirlik yaşamın normal seyrini olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü düzensizlik, karışıklığın önlenmesi, ortadan kaldırılmasını ifade eder. Dirlik ve esenlik. Ne demek? Kargaşanın önlenmesi, ses, gürültü kirliliği, duman, pislik gibi bu bu bu, bu tarz örneklerin bu tarz kamu dirliğini ve esenliğini bozacak durumun ortadan kaldırılması. Hocam pislik kelimesi hoş olmamış diyebilirsiniz. Ama arkadaşlar ben ne diyorum? Çıkmış soruda bu kelimeyi kullanmış. Tamam. Yani ses, ses, gör, e, görüntü, kirliliği, hava kirliliği, çöp, pislik vesaire bunların ortadan kaldırılması, bunlar için alınan tedbirlere ben ne diyorum? Dirlik ve esenlik kamu düzeni için. Tamam? Devam ediyorum. Genel ahlak kamunun kamunun ahlakını sağlamak. Tamam? kamunun değerlerini, vatandaşların değerlerini, toplumun değerini korumak. Geçtim. Genel sağlık toplumun, bakın arkadaşlar bireyin değil toplumun. Bununla ilgili çıkmış bir soru var. Bireyin diyor. Bireyin dediği için genel sağlığa koymuyorum bunu. Tamam Toplumun dikkat. Toplumun bulaşıcı salgın hastalıklarının korunmasını ifade eder. Bak bireyin tek tek bireylerin sağlığının korunması değil, toplumun sağlığının korunmasını vurgu yapıyor. Tamam. Bulaşıcı hastalıklara, salgın hastalıklardan korunması için alınan tedbirlerin tamamı. Gıda üreticilerinin denetlenmesi, lokanta, halkın sağlığını bozacak her türlü girişime karşı alınan tedbirlerdir. İşte marketlerin, lokantaların, yiyecek içecek hizmetleri üretenlerin bunların denetlenmesine ben ne diyorum arkadaşlar? Genel sağlık. Kamu düzeni demek ki 4 unsurla oluşturulmuş güvenlik, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği, dirlik ve esenlik, duman, hava kirliliği, çöp kirliliği, gürültü ses kirliliğinin önlenmesi, e, genel ahlak toplum değerlerinin korunması, genel sağlık, toplumun toplumun bulaşıcı ve salgın hastalıklardan muhafaza edilmesi için alınan tedbirlerle ben ne diyorum? Kamu düzenini sağlıyor. İşte bu kamu düzenini sağlama faaliyetlerine kolluk faaliyeti diyorum. Mantığını anladın değil mi? Devam edelim. Çık ekrandan Şimdi ben öncesine bakalım kolluk türleri. Şimdi arkadaşlar ben kolluk türlerini ikiye ayıracağım. Diyeceğim ki bu temel bir ayrımdır. Bunu fix bileceksin. sınavlara da zaten bunun üzerine soru geliyor. Diyeceğim ki kolluk faaliyetleri kolluk faaliyetleri ikiye ayrılır. Bir idari kolluk, iki ise arkadaşlar adli kolluk. Yani şunun üzerinden gidelim. Kamu düzeni bozulmadan önce devletin yaptığı önleme işlemine ben idari kolluk. Kamu düzeni bozulduktan sonra devletin suçluların yakalanması, yargı önüne çıkartılması, delillerin toplanması için giriştiği faaliyetlere ise ben adli kolluk diyeceğim. Tamam? Bak tekrar söylüyorum. Kamu düzeni bozulmadan önce önleyici tedbirlere idari kolluk kamu düzeni bozulduktan sonra bastırıcı nitelikteki tekrar kamu düzenini sağlamaya yönelik geçtiği faaliyetleri ise arkadaşlar gözüme bak. Faaliyetleri ise ne diyeceğim? Adli kolluk. Tamam. Aradaki farkı anladın değil mi? Anladın değil mi? Aman. Bu ayrımı soruyorlar. Bu ayrımı bilmen sana soruyu yaptıracak. Bu ayrımı bilmen devam eden konuları anlamanı sağlayacak. Aman kaçırma. Tamam. Şimdi devam ediyorum. İdari kolluk silgi, kalem. İdari kolluk, adli kolluk. İdari kolluğu ben kendi içerisinde genel idari kolluk, özel idari kolluk ve hizmet kolluğu. Bu ayrımı bilmen şart. Tamam. Bak adli kolluğu herhangi bir ayrıma tabi tutmuyorum. Ama idari kolluğu üç ayırıyorum. Genel idari kolluk, özel idari kolluk, hizmet kolluğu. Tamam. Genel idari kolluğu aklına polis, jandarma. Özel idari kolluğa ee, zabıta. Hizmet kolluğu arkadaşlar orman orman koruyucusu diyebiliriz. Bunlar ayrıtlarını devam ediyorum. Bak şimdi. Kamu düzeni bozulmadan önceki faaliyet idari, kamu düzeninin bozulduktan sonraki sonraki durma ise ben adli kolluk diyorum. Geçtim. İdari kolluk. Bak buraya. İdari kolluk. Kamu düzeni bozulmadan önce. Önceyi gördün ya. Bitti. İdari kolluk. Yapıştır geç. İdari kolluk. Tamam. Örneğin polisin devriye gezmesi trafik polisinin yol keserek kimlik kontrolü, ehliyet kontrolü tarzında tedbirler alması. Trafik kontrolleri. Bunların hepsine ben ne diyorum? İdari kolluk diyorum. Tamam Devam ediyorum. Önleyici bir nitelik taşır. Neymiş? Önleyici bir nitelik taşır. Genel idari kolluk. Ayırdım ya ben bunu biraz önce. Genel idari kolluğun makamları ve kolluk personeli var. Yani ben genel idari kolluk deyince aklıma hemen birazdan özel idari kolluğu da anlatırken hizmetsel kolluğu da anlatırken bu şekilde aklına hemen bir makam, hemen bir personel gelecek. Tamam mı? Bak, hemen bir makam, genel idari kolluk makam, yani emir veren yer, bağlı olduğum yer, talimat gelen yer. Diğer tarafta da bu talimatları alan, bu emirleri yerine getiren bir personel. Emri veren makam, yerine getiren personel. Anladın değil mi olayı? Bak şimdi hocam buraya. Makam olarak karşıma kim geliyor? Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı, Vali ve Kaymakam geliyor. Dörtlü. Vali, Kaymakam. Cepte mi? Cepte. Cumhurbaşkanı. E Benim bağlı olduğum polis ve jandarmanın bağlı olduğu yer İçişleri Bakanı. Bunu da koydun. Dört makamı getirdin mi? Getirdin. E personel getirelim biraz da. Bu işleri birileri yapması lazım değil mi? Herkes emir verecek durumda olmayacak ki. Bir kesi kesim de emir alan durumda olacak. Gel buraya. Personel'e ben ne diyorum? Polis, jandarma, bekçi ve özel güvenlik. Hocam bunların ayrımını yapmak da gerekir. Bakın, polis ve jandarmaya asli personel, bekçi ve özel güvenliğe ise yardımcı personel olarak ayırıyorum. Tamam? Devam ediyorum. Şimdi jandarma ve sahil güvenlik İçişleri Bakanlığına 2016 kanun karar kararnamesiyle bağlandı. Bakın, videonun başına belirtmedim ama bu anlattığım idare hukuku e, videoları tamamen güncel. Tamam? Tamamen güncel. Bakın, ekstra bir konu altında kitaba bile ihtiyaç duymayacaksınız bu videolardan sonra. Emin olun. Şimdi bakın arkadaşlar. Devlet şimdi jandarma ve sahil güvenlik İşleri bakanlığına bağlanınca tamam mı? Devlet memurlar kanununda da iki hizmetsel sınıf oluşturuldu. Biri jandarma jandarma hizmet sınıfı, diğeri sahil sahil güvenlik hizmet sınıfı oluşturuldu. Tamam mı? Şimdi gel buraya. Bak, nota bak. Özel idari kolluk belli ihtiyaçları karşılamak için kurulan kolluktur. Bakın bunları yine Yine bak ne oldu? Özel idari kollukta hop karşında emir veren bir makam. Makamlar bir tarafta arkadaşlar emri yerine getiren personeller olarak karşıma çıkacak. Tamam. Ya hocam bunları biz ezberlemekte e, fayda var mı? Hocam ezberleyeceksin. Bu kadar değil. Ne diyor biliyor musun soru? Aşağıdaki hangisi? Özel idari kolluğun makamlarından biri değildir. Özel idari kolluğun personellerinden biridir değildir. Genel idari kolluğun makamlarından biridir değildir. Tamam. Bu tarzda sorular geliyor. Gelmiş ve gelecek tamam şimdi yani e, konuyu çalıştığın yerin de nelerden bana sorular geldiğini de görmen lazım tamam mı şimdi bak bak buraya makamlara bak belediye başkanı belediye başkan yardımcısı belediye meclisi belediye enjümeni bunların emir veren talimattır kim bunlara bağlı zabıta var. Belediye zabıtası. Bir de muhtar ve ihtiyar meclisi var. Bunlar da köy korucusu olarak karşıma çıkmaktadır. O zaman toparlamak gerekirse hop yukarıdan say. Belediye başkanı. İn aşağı yardımcı. İn aşağı belediye meclisi. İn aşağı belediye encümeni. Tamam. Gel köye köy. İn aşağı ihtiyar heyeti. Tamam mı? Anlaşıldı galiba. Köy denince aklıma köy korucusu. Belediye denince aklıma zabıta gelecek. Anlaşıldı galiba. Şimdi çıktım ekrandan. Devam ediyorum. Hizmet kolluğu. Hizmet kolluğundaki olay ise arkadaşlar diğer kolluk faaliyetleri dışında kalan belli bir görev tanımı olarak çalışan kolluktur. Yani genel idari kolluğu çıkardım. Özel idari kolluğu çıkardım. Bunlar dışında kalanlara da ben ne diyorum? Hizmet kolluğu diyorum. Orman koruyucusu, güvenlik muhafaza muhafazasında çalışanlara da ben ne diyeceğim arkadaşlar? Hizmet kolluğu olarak karşıma çıkacaktır. Bunları mutlaka YouTube'dan benden dinle. Yani şu an anlattığım şeyleri dinle. Neden? Çünkü ben bunları çıkmış sorularla destekliyorum. Örnekleri bak, bunları soruyorlar diyorum. Tamam? Şimdi arkadaşlar, bu biraz da yeni sistemin, yeni notların tanıtımı şeklinde oldu. Yeni olarak bizi keşfeden arkadaşlara da bir öngörü olur. Yani ben doğru kişiyle mi yola çıktım? Evet. Buna sen karar vereceksin. Tamam senin bir dakikan bile benim için çok kıymetli. Senin öğreneceğin çok bir tane bilgi bile arkadaşlar benim için çok kıymetli. Bir bilgiyle o, o sınavı geçer mülakata kalırsın. Bir bilgiyle de geçemeyebilirsin. Ben onun için senin bu vebaline giremem. O yüzden bir konuyu ben anlatıyorsam A'dan Z'ye anlatıyorumdur. Bir dersin anlatımına başladıysam en baştan en sona kadar bir bütün halinde anlatıyorumdur. Tamam? İçin rahat olsun ve doğru yoldasın, doğru yerdesin. Çok sağlam adımlarla gideceğiz. Sen kazanacaksın ve bana Instagram'dan kazandığım fotoğrafının fotoğrafını çekip atacaksın. Tamam böyle binlerce fotoğraf geldi bana geliyor da bunlardan biri de sen de olacaksın. Tamam şimdi arkadaşlar devam ediyorum. Geldik adli kolluğa. Adli kolluk ne dedik arkadaşlar? Kamu düzeni bozulduktan sonra suçların yakalanması ve suç delillerinin toplanması. Bunların yargı onun önlerine çıkartılması suçluların yakalanması, suç delillerinin toplanması. Yani bir önleyici değil, bir bastırıcı. Bozulmuş olan kam üzerine tekrar sağlama çabası. Ne diyorum ben buna? Adli kolluk diyorum. Bakın trafik polisi üzerinden konuşalım videoda demişiz. Bu kalsın. İdare ıı, idari kolluk, idari makamların emri altındayken adli kolluk adli makamların altındadır. Bakın hocam, trafik polisi üzerinden gidelim. Şimdi bir trafik polisi yola çıktı, e, dubalarını koydu. E, trafik denetlemesi yapıyor. Herhangi bir kaza var mı? Ölümlü, yaralamalı, e, maddi hasarlı bir kaza var mı? Yok. E, trafik polisi bir yeri belirlemiş. E, bir trafik uygulaması yapıyor. Bunu ne için yapıyor? İleride gidip kaza yapma diye. Farın yanmıyor ceza yazıyor. Ehliyet ki işte emniyet kemerine taktırıyor vesaire. Sigortasızsa e, aracı bırakmıyor. Yani bir kamu düzeni bozulmasın diye bir önleme çabasına ben ne diyorum? İdari kolluk. Bak trafik polisi artık Kimin emri altında? idari makamların altında ve idari kolluk faaliyetini, görevini yerine getiriyor. Tamam. Şimdi bir trafik kazası oldu. Yaralamalı, ölümlü, maddi hasarlı bir trafik kazası oldu. Aynı trafik polisi gidiyor. Bu sefer suç oluşmuş. Delillerin toplanması, tarafların mağdurlar işte kazaya sebebiyet verenler vesaire tarzında bilgiler toparlayıp savcıya bilgi veriyor. Artık kimin altında çalışıyor? Adli makamın altında. Savcının hakimin altında çalışıyor ve bozulmuş olan bu kamu düzenini tekrar sağlamaya çalışıyor. Suç delillerini topluyor. Olayı sulh yapıp ee, oluşan hasarı zararı gideri karşılattırıyor. Tamam mı? İşte ben bu faaliyete ne diyorum? Adli kolluk. O zaman şunu bileceksin. Bir bir personel Trafik polisi üzerine gidelim. Bir personel suç e, kamu düzeni bozulmadan önce idari kolluğun emir ve talimatları altında çalışırken aynı personel kamu düzeni bozulduktan sonra adli kolluğun emri ve altında emri altında çalışmaktadır. Aradaki farkı anladın değil mi? Yani sana şöyle bir cümle kursa bugüne kadar kurmamışlar. Şöyle bir kursa dese ki bak kardeşim soruyu çözüyor sana. Tamam soruyla konuşacaksın muhabbet edeceksin. Ezberle o soruya yönelmeyeceksin. Dese ki bir personel hem idari kollukta hem adli kollukta yer alabilir mi? Tabii ki alabilir. Bunu yakaladın değil mi? Tamam. Şimdi gel gel devam ediyorum. Şimdi güzel bir karşılaştırma. Bak bu notu hazırlamak 9 saatimi aldı. Senin şunu izleme yarım saatini alacak. Ve bu sana o kadar yolu, o alman gereken yolu hızlı kat ettirecek ki. Bak karşılaştırmayı da yapıyorsun. Çıkmış ardından da çıkmış soruları çözüyorsun. Ve bu işin bitiyor. Yani kolluk işine Kolluk içindekiler kısmına tiki koyup geçiyorsun. Tamam. Gel buraya. İdari kolluk. Ee, siyah alacağım arkadaşlar. <laughs> i̇dari kolluk İçişleri Bakanlığı'na bağlı. Adli kolluk İçişleri Bakanlığı'na bağlı. Geç. Önleyici niteliktedir. Bastırıcı niteliktedir. İdari makamların emri altında çalışır. Adli makamların emri altında çalışır. Oturdu değil mi? Sabahtan beri bilgiyi veriyorum. Bunlar artık oturdu. Pat 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 işaretleyip geçiyorsun. Uyuşmazlıklarda idari yargıda çözülür. Uyuşmazlıklar adli yargıda çözülür. Niye? Adli makamların emrindesin artık. Düzenleyici işlem yapabilir. Düzenleyici işlem yapamaz. Devam. Eğer Görevliler, polis, jandarma, bekçi, görevliler bir suç işlerse kamu görevlilerin yargılanmasına ilişkin kurallara göre izin alınarak soruşturma başlatılır. Bunlar devlet memurlar kanununda anlattım. Orada zaten görmüşsünüzdür. Eğer görevliler adli kollukta bir suç işlerse doğrudan Cumhuriyet Savcısının emir ve altın emri emir ve talimatlar altında çalıştığı için Cumhuriyet Savcısının herhangi bir Binden izin almaya gerek yok. Attığım attiği kolluk görevini ifa ederken yerine yerine getirirken bir suç işlemiştir deyip doğrudan soruşturma kendisi başlatabiliyor. Değil mi? İşte arkadaşlar tüm idareyi böyle bitireceğiz. Şu notları temin et, önüne koy notları. Tamam mı? Üstüne de ben anlatacağım videoyu sen önemli yerleri çiz. Ardından her videonun sonunda mutlak surette her videonun sonunda onunla ilgili belli çıkmış sorularda gör. Artık o konuyu bitir. Aldığın o kadar kitabı da niye ben bunları aldım diye de üzül. Tamam mı? Kendine iyi bak arkadaşım. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoş olun. hoşça kalın Kanala abone olabilir. Bildirimleri açarsanız yüklenen videolardan sürekli haberdar olursunuz. Videoyu beğenmeyi yorumlar kısmından bize herhangi bir problem yaşadıysanız ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoş olun.